ve tüm teşkilatımız hepinizi saygıyla çok önemli bir seçim yaşadık. Tabii ki istediğimiz sonuçlar İzmir'de gerçekleşmedi ama Türkiye'de birinci parti olmanın onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah biz tekrar sahalara, çalışmalarımıza başlayıp bundan sonra her an seçim olacakmış gibi olsun olmasın çalışmaya tüm teşkilatımızla var gücümüzle devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Ben inanıyorum ki biz İzmir'e kendimizi daha iyi ifade ettiğimizde İzmirli bu algı operasyonlarıyla yanlış yönlendirmeye çalışıldığının bilincinde mutlaka gerçeği, hakikati yerine getirecektir. Siz bakmayın sağda solda, kenarda, köşede yazanlara. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi asla hiç kimse yıpratamayacak. Ailemize fitne sokmaya çalışanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Sizler ana kademe olarak asla aranıza fitne fesat girmesine izin vermeyin. Siyaset onurla yapılan, kimlikle yapılan bir iştir. Onursuz insanların, omurgasız insanların eleştirilerine kulaklarınızı tıkayın. Sağda solda internet gazetelerinde saçma sapan haberlere kesinlikle kulak kabartmayın. Çünkü bizim ailemize baktılar ki dışarıdan göremeyecekler. İçeriden fitne çıkarmakla belki parçalarız diye beyhude gayret içine girdiler. Bizler Allah'a çok şükür genel merkezde Sayın Başbakanımızın önderliğinde bir toplantı yaptık. Bu toplantıdan Sayın Başbakanımızın bize birinci emri, gidin dedi tüm teşkilatlarımıza bunu anlatın, çok daha fazla çalışacağız. Bugün çalıştığımızdan çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü Sayın Başbakanım şunu biliyor, bizlerde bu potansiyel var. Biz AK Partililer olarak ülkemize Allah'a çok şükür ki o büyük önderimizin sayesinde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başarıdan başarıya koşturduk. Ve bu başarılar bundan sonra da artarak devam edecek. Yeter ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermeyelim. Biliyorsunuz ülkemizden oynanmaya çalışılan bir sürü oyun var. Ama biz hiçbirine izin vermeyeceğiz. Burada da yine üzerimize düşen görev, eğer koalisyon kurmaksa biz halkımızın geleceği için, ülkemizin selameti için bu koalisyonları da kuracağız. Değerli arkadaşlar, bundan sonra her an seçim de olabilir, olmayabilir de. Bizim teşkilat olarak görevimiz, parti büyüklerimiz, Sayın Başbakanımız, ekibi ne karar alırsa alsın sonuna kadar teşkilat olarak çalışmaktır. Bizim üzerimize düşen bundan sonra daha fazla çalışmaktır. Ramazan programlarında vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Tüm teşkilatım bundan sonra halkın içinde olacak. Biz vatandaşlarımızı kandırmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bizler Türkiye'nin birinci partisiyiz. Kalkıp küsuratlı oylarla barajı geçmiş partiler bu kadar yaygarayla sevinirken biz aslında sevincin en büyüğünü hak ediyoruz. Ancak o vakur duruşumuzla Türkiye'nin geleceği için biz çalışmaya devam edeceğiz. Birileri gibi nara atmayacağız. Ben seçim çalışmalarına başlamadan önce şunu söylemiştim. Arkadaşlar çok koşalım, çok çalışalım. Vicdanımız seçimde rahat olsun demiştim. İnanın ben ve buradaki arkadaşlarım gerçekten vicdanen rahatız. Neden? Çünkü elimizden gelen çabayı gösterdik. Başkan Muhtar Hanımefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Genel merkezde yaptığımız tüm toplantılarda geldiğimiz nokta şu. Eğer partimiz güçlü olmazsa, partimiz olmazsa, birliğini, beraberliğini korumazsa ne hükümet kalır, ne hükümet olur, ne de ülkemizin geleceğine yönelik hedeflerimiz gerçekleşir. Bu seçim sonrası, belki Ramazan öncesi, işte okulların tatil olduğu dönem vesaire gibi bir takım bahaneler ya da gerekçelerle şu anda aramızda olmayan arkadaşlarımız yoklar. Ama bu bir daha böyle olmamalı.
O zaman biz birinci parti olmanın gereğini birinci teşkilat olarak gösterememiş oluruz. Biz eğer şu anda 11. seçimden sonra ve 4. genel seçimde de hala birinci parti olarak çıkıyor isek, tabii ki bu teşkilatlarımızın başarısıyla olmuştur. Ama biz bunda bir gevşeme, bir esneklik, bir yumuşama, bir kayma gösterirsek, oylarımız da bunun beraberinde kayar. Bu son değerlendirmelerin, halkımızın bize gösterdiği teveccühün ne anlama geldiğini de çok iyi değerlendireceğiz. Burada her parti olduğu gibi partimize de mesajlar var. Biz bu mesajları aile içi toplantılarımızda veya kamuoyunun katkısıyla tabii ki değerlendireceğiz ve dikkate alacağız. Diğer partilerde umarım ülkenin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geleceği için bunları kendi içinde yaparlar. Barajı zorlayarak geçip de ya da yıllar sonra aynı oyları alıp da veya işte oyunu düşürdüğü halde bayram yapıp sevineceklerine oturup da bu millet bunlara bir kere şans verdiyse acaba ne demek istedi, nasıl davranmalıyızı en sorumlu şekliyle yapmalarını onlardan bekliyoruz, talep ediyoruz. Burada iki noktayı dikkate alalım. Bir tanesi, olası bir koalisyonda partimizin kendi duyarlılığı içinde davranacağı, kendi üzerine düşen fedakarlıkları yapacağı ama ülkenin birliğinden, beraberliğinden taviz vermeyeceği şıkkıdır. Bir diğeri de tüm denemelere rağmen, tüm çabalara rağmen yeni bir seçim şıkkıdır. Biz bunun her ikisine de hazır bir teşkilatız. Biz somut olarak ortaya çıkan rakam, mahallelere, illere, ilçelere, beldelere göre bize gelen oylar veya giden oylar nerelere gitmiş, niye gitmiş, biz neyi eksik yapmışız, neyi fazla yapmışız, bunların muhasebesini biz kendimiz aile olarak yaparız, gereğini de yaparız. Ama bunu çok samimi olarak yapmak zorundayız. Koalisyonda olsa, azınlık hükümeti de olsa, erken seçim de olsa, hemen seçim de olsa, biz AK Parti ailesi olarak hepsine hazırız ve o güne kadarki süreçte en hızlı şekilde bu muhasebemizi, bu kendi öz eleştirimizi yaparız. Bunları da tamamlar, yolumuza devam ederiz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın.